Selam, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün Alacakaranlık film serisi hakkında yorumlar yapacağım. Evet, bu film bayağı bir eski. Şu an bunun yorumlamasını yapmak çok geç biliyorum ama ben zaten bunu film inceleme anlamında yapmadığım için sorun olacağını sanmıyorum. Sadece filmde benim ilgimi çeken çok sahneler var. Komik olsun, duygusal olsun ya da saçma olsun. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum, bu bir nostaljik video olsun biraz. Alacakaranlığın yeri bende çok ayrı çünkü küçükken Facebook'ta fan sayfası açtığımı hatırlıyorum. Çünkü küçükken ben çok seviyordum. Hatta Alacakaranlık şafak vaktine babamla gitmiştik sinemaya. O posterlerin önünde fotoğrafım var. O zaman hemen başlıyorum. Şimdi ben kesitleri bilgisayarımdan izleyeceğim. Aynı anda buraya da koyacağım. Siz de görebilirsiniz. İlk önce Edward'la başlamak istiyorum. Edward'ın tepkileri beni benden aldı gerçekten. Bu Bella'yı gördüğü zamanki tepkileri. Çok saçma. Hani neden kıza böyle bakıyorsun? Öcü gibi. Sonradan şey diyor, hani işte sen benim için eroin gibisin. Yani bu kadar kanı istediğin birine de şöyle bakmazsın. Sonra bu Bella ile arkadaş olmaya çalışıyor. İşte selam, nasılsın, iyi misin falan, tanışalım. Arkadaş oluyorsun, tamam, anladık. Daha sonrasında diyor ki Bella seninle arkadaş olamayız. Ben işte kötüyüm, ben sana zarar veririm. Edward kötü çocuk tribine giriyor. İzleyelim. Şimdi Bella'yı kurtarınca araba çarpmasından Bella da diyor ki beni neden kurtardın, o zaman kurtarmasaydın falan. Bella da yani o kadar böyle gerçekten demek istemiyorum ama ezik gibi davranıyorsun. Ama kız haklı. Çünkü kıza diyorsun ki arkadaş olmayalım, ben kötüyüm, ben şöyleyim diyorsun. Sonra kızı rahat bırakmıyorsun. Sürekli kızın bakışların kızın üstünde, sürekli kızın bir etrafında pervanesin falan. Kız haklı. Devam edelim. Sonra bunlar bir ilişkiye başlıyorlar ve Edward bunu ailesiyle tanıştıracak. Tabii ki de bu vampir ailesi falan. Bella diyor ki ya beni sevmezlerse? Yani zaten bir vampir ailesiyle tanışacaksın. Hani anladın mı? Seni sevmemeleri burada konu değil. Burada senin hayat memat meselesi. Yani ölebilirsin, seni yiyebilirler. Anladın mı? Ev halkı iyi güzel karşılıyor. Herkes seviyor Bella'yı. Rolf hariç. O da işte hayatımızı tehlikeye atacak, biri öğrenecek falan diye sevmiyor ama yine de verdiği tepkiler biraz aşırıydı bence. Bilmiyorum, tabii sonradan kanka oluyorlar. En çok güldüğüm tepkilerden birisi de Jasper'ın tepkileri. Böyle şöyle duruyor ya. Gerçekten aşırı komik. Ve filmde abartmıyorum, en sevdiğim karakter Bella'nın babası oldu. Baba karakteri tamamen oturmuş bir insan. Bella'nın peşimden koşmaları. Bella dışarı çıkarken Bella'ya sürekli sprey veriyor. Resmen sprey adam. Bu üç kişi, isimlerini unuttum. İşte beyzbol oynanacağı zaman Bella'nın kokusunu alıyorlar ve geri geliyorlar. Ama benim dikkat ettiğim şey şu oldu. Şimdi yürüyüşlerine bakar mısınız? Sanki Casper gibi, yani sanki ayakları yok gibi, böyle kayıyorlar gibi. Çok çok ilgimi çekti bu sahne, bilmiyorum. İşte James Bella'ya tutuklu, saplantılı. Bella'nın artık kanını mı emmek istiyor, ne yapmak istiyor anlamadım. Sanki hiç insan yok başka, Bella'ya tutuklu kaldı. Burada James'in tepkilerine bakar mısınız? Sinirli. Daha sonrasında James Bella'ya diyor ki güya annesi gelmiş. Anneni kurtarmak istiyorsan gel falan diyor. Tek gel diyor. Bella da gidiyor ama şimdi şöyle bir şey var. Annesi Bella'dan zaten kaç saat uzaklıkta, mesafede. Yani annesi oraya nasıl gelecek yarım saat içinde? Şimdi böyle bir mantık var. Bella da gidiyor. İnanıyor, gidiyor ve işte bunun bir kaset, teyp gibi bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Neyse. Sonra giderken Bella diyor ki hani neden? Bella gerçekten bu ilk iki bölümde falan çok özgüvensiz. Edward filmin %30'unda olduğu gibi Edward işte seni bırakmam lazım, sana zararlıyım, sana şöyleyim, böyleyim diyor. Ve yine burada aynısını diyor. Ve Bella da her zamanki gibi hayır beni bırakamazsın, ben seni seviyorum falan diyor. Gidemezsin, edemezsin, ayrılamayız. Yani Edward bu kadar gitmek istiyorsa git, tamam mı? Bella sen de bu kadar ısrar niye? Bırak kızım gitsin, sana erkek mi yok ya? Ve Bella sürekli dönüşmek istiyor. Sürekli vampir olmak istiyor. Ya vampir olup ne yapacaksın? Neymiş ya? Yaşı büyüyormuş.
yaşlanacakmış ya daha 18 yaşındasın. Sen nasıl yaşlanıyorsun? İşte kırışacakmış. Edward artık onu beğenmeyecekmiş falan. Daha hani bunları düşünüyor şimdiden. Ama maalesef ki Edward gidiyor. Çünkü neden? Hem Bella'ya zarar verdiği için hem de Carla'nın yaşı artık büyümesi gerektiği için. Çünkü Carla bir doktor. İnsanlar artık onu yaşlanmıyor diye gördüğü için oradan taşınıyorlar ve burada ayrılık süreci başlıyor. Bella uzun bir yasa giriyor. Yani aylar boyunca hani bu kadar da olmaz ya aşk acısı. Uykudan ağlayarak uyanmalar mı? Neler neler yani hiç kendine gelemiyor. İntihara girişiyor kaç defa. Ve tanımadığı birinin motosikletine biniyor. Hani neden biniyorsun? Neymiş? Edward yanına gelecek. Edward onu kurtaracak. İşte ya da Edward'ın yansıması yanına gelecek kafasıyla. Bella tam bir ergen aşık. Neyse sonra Jacob'a gelelim biraz. Jacob'un zaten saçlarından hiç bahsetmiyorum. Bu kadar yani yakışıklı bir erkek nasıl kendini bu kadar çirkin yapabilir? Jacob'da da Edward'ın triplerinin aynısı olmaya başlıyor. İşte ben artık kötüyüm, ben artık eski Jacob değilim. Benden uzak dur, artık görüşemeyiz. Yani demek ki insana böyle özel güç gelince görüşemeyiz kıvamına geliyor herkesle. Bella yine gördüğünüz gibi benden ayrılamazsın. Daha sonrasında Edward'la Bella evlenmeye karar veriyor. Sonra bu evlenme olayını Jacob duyuyor. İzleyelim. Bu sahneyi size komple izletmek istiyorum. What can I do? You can't do anything. I can. Like going out there and killing something. No. I'll get myself killed and I'll get some before you. No. Jake, stay. Why? Kiss me. I'm asking you to kiss me. Bella beni öp diyor. Neden? Hani evleneceksin, sevgilin var, seviyorsun, vampir de olmak istiyorsun. Sen buna karar verdin. Ama sürekli bir Jacob'la Edward arasına gidip geliyor. Yani saçma bir aşk üçgeni var ama bunu Bella kabul etmiyor gibi, bazen ediyor gibi. Yani şimdi öp beni demese çok saçma. Neyse sonra öpüşüyorlar. Hani yazık, arkada da Edward orada yani. Edward'a dönüyor. Gördün mü? Kıyamam ya Edward. Gerçekten. Filmde abartısız En beğendiğim sahne Alice'in beyzbol oynarkenki hareketi. Açalım. Efsane. Filmin en iyi sahnesi bence bu. Edward'la Bella evleniyor. Şu an onların düğünündeyiz. Ama şu Bella'nın tepkilerine bakar mısınız? Yani ruhsuz. Bu kız zaten böyle film boyunca vampir olmadan önceden bahsediyorum. Böyle bir konuşmuyor, etmiyor, içine kapanık. Tamam gergin olabilir, anlıyorum hani ama. Daha sonrasında Bella hamile kalıyor ve gerçekten bu sahnelere aşık oldum. Çünkü nasıl zayıflamış bu kadar, bu surat nasıl çökmüş, yani bu makyaj olamaz. Aşırı böyle bir kemikler çıkmış, yüzü çökmüş, vücudu da zapsayı zaten. Bu eğer makyajla yapıldıysa tebrik ediyorum gerçekten çünkü efsane iyi. Bebeğini doğururken ölüyor. Burada ağlamıştım. Vampire dönüşüyor. Ama bu nasıl bir güzellik. Vampire dönüştükten sonra hepsinden daha güçlü olması çok iyi. Çok hoşuma gitmişti. Burada Edward'ın sıkışı. Edward'ın tepkileri. Ama bence Edward kesinlikle Bella'ya vampir olduktan sonra daha aşık oldu. Çünkü Bella aşırı değişti. Yani ilk bölümdeki son bölümdeki Bella ile arada dev fark var. İlk bölümde ne kadar özgüvensiz ama bu son bölümde vampir olduktan sonra zaten Bella'nın isteği buydu. O kadar özgüvenli, güçlü ve mükemmel bir karaktere sahip oldu. Dedim ya, Bella sürekli Edward ve Jacob arasında gidip geliyor bir aşk üçgeninin içinde. Daha sonrasında filmde bunu şuna bağladılar ki bence aşırı saçma bir olay. Neymiş? Jacob Bella'nın kızına aşıkmış. Yani Bella'nın kızına mühürlüymüş.
Bella'nın kızına mühürlü olduğu için de o yüzden sürekli Bella'nın yanındaymış. Bunu hissediyormuş. Daha sonra işte bebek doğunca ona mühürlendiğini anlıyor falan. Ve Bella buna aşırı sileniyor. Haklı olarak ben de delirirdim. Güzel bir dövüyor Jacob'ı. Ve Edward'ın o kadar hoşuna gidiyor ki bu. Gerçekten çok güçlendi. Filmdeki en büyük ters köşe bence şuydu. Bunlar işte Walter'larla savaştılar ya güya. Daha sonrasında bu bir öngörü çıktı. Alice'in öngörüsü çıktı. Ve Walter'larla savaşırken Carla öldü. Carla'nın kafası uçtu. Ve ben böyle yaptım. Oha falan. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu savaş sahnesi beni çok etkilemişti. Çünkü çoğu kişi ölüyor. Filmin sonuna geldim. Filmin sonu bence aşırı tatlı bitiyor. Çünkü Alice işte görüyor. Renesmee'nin büyüdüğünü görüyor ve işte Edward, Jacob, Bella, Renesmee böyle güzel bir hayat yaşadıklarını görüyor. Ve bence film çok tatlı bitti. Benim çok hoşuma gitti. Gülümseyerek bitti yani film. Çok tatlı bitti film. Bence çok güzel bir film. Çok beğeniyorum. Saçmalıklar var mı? Var. Komiklikler de var. Ama içinde aşk da var. Fantastik de var, aksiyon da var, her şey var. Çok, o yüzden benim hayatım boyunca izleyeceğim bir film olacaktır. Videomun sonuna geldim. İlk defa böyle bir içerik çekiyorum. Dediğim gibi bu inceleme olarak değil de sadece benim ilgimi çeken sahnelerden bahsediyorum. Umarım çok çok beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.